Yaranız iyi ama hastaneye gidilip bir kontrol edilmesi lazım. Tamam, sağ ol. Geçmiş olsun. Ulaştınız mı? Ulaştık ama maalesef. Ulaştığımızda hayatını kaybetmişti. Başınız sağ olsun. Birazdan sizi ifadeye alacağız. Müslüm amca. Ceyda, ne bu hal kızım? Hayırdır? Önemli bir şey yok. Bir süre kalacak bir yere ihtiyacım var. Ceyda, senin bir derdin, bir sıkıntın mı var kızım? Kızım nerede? Söyle kızım nerede? Bilmiyorum, bana niye soruyorsun? Kızımı sen kaçırdın. Söyle şimdi nerede? Tamam, tamam. Ara dedin, aradım. Sakin. Sen beni mi sattın Müslüm amca? Hani ben senin arkadaşının emanetiydim. Öylesin ama sonuçta bu adam da bir evlat babası. Evladını arıyor. Bu meseleyi halletmemiz lazım. Gerek yok. Ben hallettim. Sen beni babamdan ayırdın. Sen de şimdi kızından ayrıldın. Gör bak bakalım nasılmış. Senin babandan falan ayırmadım ben. Ben babanı bile tanımıyorum senin. Yalan söyleme. Benim babam senin yüzünden öldü. Yalan söylemiyorum. Sana yalan söyleyen kişi ben değilim. Biri seni kandırıp üstüme salmış. Bak, yanlış bir intikamın peşindesin Ceyda. Ve bunun bedelini kızıma ödetiyorsun. Şimdi bana söyle. Kızım nerede? Ölsem söylemem. Hiçbir yere gidemezsin. Sakin, sakin. Ceyda, el kadar kızın ne günahı var? Söyle çocuğun yerini hadi. Asla. Benim babam onun yüzünden öldü. Benim babam senin arkadaşın ya. Salih, benim babam onun yüzünden hapiste öldü. Ceyda, o mevzu senin bildiğin gibi değil. Murat'la babanın arasında bir mesele vardı. Ama orada zararı gören Murat'tı. Babam Murat'a vurulma emrini verdi. Murat ölümden döndü. Kenan mı söyletiyor sana bunları? Bu yalanları o mu söyletiyor sana? Bana kimse bir şey söyletemez. Hele bu saatten sonra. Ben babanı delikanlılığından beri tanırım. O senin tanıdığın gibi biri değildi Ceyda. Yaptığı işleri senin bilmeni hiçbir zaman istemedi. Onun için yatılı okula yolladı. Yurt dışında okuttu. Seni o karanlık dünyadan korumak istedi çünkü. Ölmeden önce sana her şeyi itiraf edip bu işlerden elini çekmeye niyetliydi. Cezaevinden çıkıp kızımla yeni bir hayat kuracağım derdi. Ama ömrü vefa etmedi. Baban çok can yaktı kızım. Ama o bile el kadar çocuğu kaçırıp anasından babasından ayırmadı. Nazlım, bu beyler Nereden? Beyefendiler icra dairesinden geldiler Nazlı Hanım. İcra dairesi mi? Resmi evrakın bir örneği, bakabilirsiniz. Murat Bey'in haberi var, söylemiştik. Şirketinizin iflas sonucu tüm mal varlığınıza el konulduğu gibi konakta haczedildi. Ne yazık ki. Haciz mi? Kişisel eşyalarınızın dışında her şey el konulacak. Konak da maalesef mühürlenecek. Yani olamaz böyle bir şey. Bizim zaten hiçbir şeyden haberimiz yok. Nazlı Hanım, karar tarafınıza tebliğ edildi. Zaten böyle bir işlem de habersiz yapılamaz. Yani anlayamıyorum ben sizi. Ne olacak şimdi? Yani elimizden evimizi mi alacaksınız? Konak içindeki eşyalarla birlikte hepsi satılacak borçlarınıza karşılık. Kişisel eşyalarınızın dışında konağı boşaltmanız gerekiyor bu durumda. Murat Bey'e de bildirmiştim bu konuyu. Ama bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Kesinlikle yanlışlık var. Evet, zaten eşim evde değil şu anda. Bizim haberimiz de yok. Yani böyle bir şey yapamazsınız değil mi? Nazlı Hanım, görevli arkadaşlar bu konuda tam yetkililer. Lütfen zorluk çıkarmayalım. Ya bizim hiçbir şeyden haberimiz yok diyorum. Yani ne yapacaksınız? Zorla bizi alıp böyle evimizden dışarı mı atacaksınız? Böyle bir şey yapamazsınız. Nazlı. Nazlı.
abimin haberi var. Size söyleyemedi. Buyur Ceyda Hanım. Ayo. Sana verdiğim çocuğu sakın kimseye verme. Ben geliyorum, yoldayım, tamam mı? Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Hiçbir sorun yok, hiçbir problem olmadı. Sakın kimseye verme, ben geliyorum. Acele et. Adamlar birkaç saate burada olur. Ben artık hiçbir şeyi ertelemek istemiyorum. Hayatımızla ilgili vereceğimiz kararları, yürüyeceğimiz yolu, hiçbir şey. Oğluma güzel bir gelecek vermek istiyorum. Doğacak çocuklarımıza güzel bir hayat vermek istiyorum. Bunun için yurt dışına taşınmak en iyisi olur. Yurt dışına mı? Evet. Yeni bir hayata başlarız. Yani böyle bir anda duyunca korkutucu geldi. Yapabilir miyiz ki? Yapabiliriz. Sen sadece bana güven. Ben her şeyi ayarladım. Zaten orada halamın bir kurulu düzeni var biliyorsun. Bir süre orada kalırız. Hem yabancılık çekmeyiz. Sonra kendi düzenimizi kurarız. En azından deneriz. Tamam. Sen olduktan sonra ben seninle her yere gelirim zaten. Körüne intikam almaya kalkabildin, nasıl? Ya sen bize neler yaptın ya? Hayatımızı alt üst ettin. Ya bir de yetmezmiş gibi kızımı kaçırdın beni, kızımı! Ya bir insan nasıl böyle kör olabilir? Nasıl olduğunu mu merak ediyorsun? Evet! Niye yanıldığımı merak ediyorsun? Söyleyeyim, Kenan yüzünden. Ne? Ne Kenan'ı? Babamla senin arandaki hikayeyi bana Kenan anlattı. Beni kandıran o. Beni kendi oyunlarına alet etti. Şimdi de Kenan'ı mı çamur atıyorsun? Kimseye çamur atmıyorum. Artık yalan söylemiyorum. O yüzden inan bana. İnan ki kendini koruyabilesin. Kenan'ın amacı senden intikam almaktı. Onun için girdi hayatına. Kendi yaşayamadığı hayatı yüzünden seni suçlu tutuyordu. Onun için çıktı karşına. Beni de yalan dolanlarla oyuna getirdi. Gerçek bu. Ya bugüne kadar ortaya çıkmadı değil mi? Bence bundan bir plan olabilir. Ne bileyim, bizim hayatımızı bozmakla ilgili plan, bir planları olabilir. Yani sana yardım etmeyen kişinin Kenan olduğunu düşünüyorsun. Nazlı, gerçekten sen de söylediğinin farkında mısın? Ne söylediğim farkındayım Murat. Ben Kenan'la Ceyda'nın konuşmalarını duydum. Onların bu olayla bir ilgisi var. Elimden tutup içine soktuğum bu konak artık yok hakkı. İyi ki bugünleri görmedim.
bir otele gidelim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ya Zeynep ellerinden kurtulur da bizi ararsa, buraya gelip bizi bulamazsa. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben burada kızımı bekleyeceğim. Nasıl yaptın bunu bize gelen? Biz sadece aile olmak istedik. Biz onun ailesiydik. Ya hiç mi sevmedi bizi? Sadece Zeynep'i seviyordu. Tek zaafı oydu. Bütün iyiliklerini de onun için yaptı. Bu mu sevgi ya? Bu mu sevgi? He? Bu mu sevgi? Kızım. Yavaş ol biraz. Nazlı'ya haber vermem lazım. Murat. Murat. Murat sen neredesin? Elimizden konu aldılar. Kapıda kaldık biz. Ben arkadan koştum, seslendim sana, duymadın beni. Telefonla arıyorum, açmıyorsun da duymuyorsun. Zaten Zeynep yok, sen yoksun. Neredesin sen? Nazlı. Nazlı, sakin ol, tamam mı? Kızımızı getireceğim. Kızımı getireceğim. Ceyda'yı buldum, şu an yanımda. Kızımızı almaya gidiyorum, tamam mı? Sakin ol. Gerçekten mi? Sen Zeynep'i buldun? Gerçekten buldum. Kızımızı getireceğim. Zeynep'i bulmuş, getirecekmiş. Nazlı, Nazlı bak beni çok iyi dinle. Söyleyeceklerim çok iyi dinle, çok önemli çünkü. Ne oldu? Zeynep'le ilgili bir şey mi var yoksa? Hayır, hayır. Zeynep'le ilgili değil. Şu an söyleyeceklerimi çok iyi dinle. Ama kimseye belli etme. Tamam, çok dikkatli olmamız lazım. Murat, ne oluyor söyle? Nazlı, annemi de al ve hemen güvenli yere gidin. Orada beni bekleyin. Ben Zeynep'i alıp hemen oraya geleceğim. Tamam, sadece sen ve annem. Anlıyor musun? Sakın, ama sakın Kenan'a... Dikkat et! Murat! 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 Baba!